Haftaya Bakış programından hepinize mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Haftaya Bakış programında birbirinden değerli bugün 3 gazeteci arkadaşım var. Kendileriyle yaklaşan 10 Ocak Gazeteciler Günü vesilesiyle gazetecilik mesleğinin sorunları, mesleğe dair püf noktaları nelerdir? Bunlarla ilgili yaşadıkları sıkıntılar, geçmişten olan belki unutamadıkları anılar, bunlarla ilgili biraz sohbet yapacağız. Tabii öncesinde geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz, uzun yıllardır tanıdığımız, ara ara da birlikte çalıştığımız Yusuf Doğan kardeşimizin vefatı nedeniyle bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı diliyoruz. Yine her zaman olduğu gibi Şeref Gülmez kardeşim var programımızda. Artık kadrolu evet. gazeteci oldu. Yine Cemil kardeşimiz de sık sık bize programlarımızda eşlik ediyor. Genelde konuklarımıza sorular yönetme noktasında bulunuyordu ama bugün kendisi konuk. Çünkü bir gazeteci, biz soracağız, o anlatacak. Bugün programımızda ilk kez bir arkadaşımız var. Bizim Sivas Gazetesi muhabirlerinden Ayşe Mine Egüz. Sen de hoş geldin Mine. Tabii aramızdaki fark, Mine bu işin okulunu okudu, üniversitesini bitirdi. Bizler her ne kadar uzun süredir bu mesleği yapıyor olsak da öğrenerek geldik. Meslek büyüğü abilerimizden görerek bu noktalara gelmeye çalıştık. Ona da bu işin okuluyla ilgili püf noktaları soracağız. İstersen senden başlayalım. Bayan olarak, bir hanımefendi olarak ilk sözü sana verelim. Ne zaman başladın mesleğe? Biraz ondan bahset, okulundan bahset. Ne zaman bitti? Onlarla başlayalım. Öncelikle merhabalar. Ben 2020'de mezun oldum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldum. Ama tabii onun öncesinde 2 yıl radyo televizyon programcılığı okuduktan sonra 4 yıla tamamlayarak geçtim. Lise geçmişim de yine iletişim lisesi olarak devam etti. Aslında liseden beri bir şekilde bu meslekle iç içeydim. Yani liseye geçerken de sen bu işi isteyerek, evet, ileride bir gazeteci olmayı hedefleyerek başladın. Evet, yani amacım da aslında bu kadar çok ilerleyebileceğimi düşünmedim ilk başta başladığım zaman. Çünkü işte gençliğin verdiği cahillik mi diyeyim artık, onu tam bilmiyorum. Ama bu meslekte ilerleyebilir miyim, bir yerlere gelebilir miyim ya da bir şeyler yapabilir miyim? Çünkü işte televizyonlardan mesela sizleri izliyoruz. Büyüklerimiz var bu mesleğin, gerçekten duayenleri var. Onlar gibi olabilir miyiz? Bu ilk başta gözümüze çok büyüyor biz okulu okurken. Yani hani yapabilir miyiz diye düşünüyoruz. Tabii sektöre girdikten sonra, bu işe başladıktan sonra aslında ben şeyi pek... Yani mektepli ya da işte sektörden yetişerek gelme, bu kavramı mesleğe başladıktan sonra pek bakmamaya başladım bu kavrama. Okuldayken evet hep dikkatimi çekerdi. İşte bizler okuyoruz bu okulu ama işte sahadaki insanlar acaba bu okulu okumadan yapıyorlar, bize haksızlık değil mi? Bunu çok düşünürdük okulda okurken. Ama 2020 yılında ben bizim Sivas Gazetesi'ne başladım. Pandemi döneminde girdim ben ilk olarak. İlk girdiğim zaman çok heyecanlıydım. Ne yapacağımı bilmiyorum, insanlarla nasıl iletişim kuracağım bunu bilmiyorum. Tamam, belki haber yazma tekniklerini biliyorum, okulda onu öğrendim ama evet, benim sahada pişmem gerekiyor. Bunu da çok net bir şekilde anladım. Ve ben bu mesleğe başladığımdan beri yanımda hep okulunu okumamış abilerim, büyüklerim var. Ve çok şey öğrendim ben onlardan. Evet. Belki bu işin okulunu okumak güzel. Sonuçta bir diplomamız oluyor. Şöyle de bir gerçek var. Artık basın sektöründe işe gireceğiniz zaman gazetelerde iletişim fakültesi mezunu şartını bir şekilde arıyor işverenler. İmtiyaz sahibi ya da yazı işleri bunu bir şekilde arıyorlar. Soruyorlar iletişim fakültesi. Aranması da gerekir. Artık bunun bir lisesi varsa, bir üniversitesi varsa artık bu mesleği başlayacaklar da o insanların okuma emeğine saygı olarak aranması da gerekir. İllaki tabii ki öyle ama sizlerden, yani bu mesleği yıllarca yapmış insanlardan çok şey öğrendim. Bunu asla inkar edemem ben. Evet, okulunu okumuş olmak güzel bir şey. Diplomam var ve gazeteciyim. Her ne kadar sizler kadar gazeteci olmasam da, yani sonuçta bu işin okulunu okuduğum için o şekilde mezun oldum okuldan. Ama bizim mesleğimiz öyle bir meslek ki gördüğüm kadarıyla
asla tam olarak ben bunu öğrendim diyemiyorum. Her gün yeni bir şeyler çıkıyor karşıma. Ve okulda öğrendiklerimle sahada öğrendiklerim birbirinden çok farklı aslında. Evet. Bu mesleği seviyorum. Gazetecilik çok güzel. Ben kendimi buldum bu meslekte. Onu söyleyebilirim size. Seviyorum. Haber yapmayı seviyorum. İnsanlara yararlı şeyler çıkartabilmeyi seviyorum. Bir insanın sesi olabilmek çok güzel bir duygu. Yani bir insanın haberini yaptıktan sonra, onu kendine anlattıktan sonra Allah razı olsun demesi. Evet. Ya da işte senin sayende sesimizi duyurduk demesi. Bu çok güzel bir şey. Bu benim içime çok dokunuyor. Bu noktada da işte mesleğimi yapmaya çalışıyorum diyeyim. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, Cemil, seninle de uzun yıllardır biz bu meslekteyiz. SRT'nin ilk yıllarında sen 90... Ben 96'da 96 geldim. 96'da başladım. Ondan önce Sipas'taydım. 92'de evet, biz başladık. Biz tam 30 yıl oldu. Maşallah. Evet. Yok abi, ne yapayım? Matematiği lütfen patates etme ya. 96 dediğin zaman işte Ayşe'nin yaşı çıkıyor. Hayır. Senin için 30 yıl. Hani beraber olunca dedim. Ben de yaşımı söyledim zaten. Yani çok fazla süre geçti, evet. Yani hakikaten 25 evet. yıl beraber çalışmaya başladığımızdan beri ya da benimle size başladığım zamanlar beri. Ama 25 yıl uzun gibi geliyor ama evet, yani çok kısa ve çok şey verilmiş insanlara. Evet. Yani o zamanki imkanlarla şimdi imkanlar, ki geçen sene de bunu konuşmuştuk, çok çok farklı. Yani şu anki gazetecilik, televizyonculuk aslında çok daha kolay ama aslında bunun bu dezavantajı biraz, zorlukları, dezavantajı biraz fazla. O konuya da değineceğiz zaten. O zamanki zorluklar biraz daha farklıydı. İşte biz SRT'nin ilk yıllarında haberi yapardık. Tabii. Sevgili Ali İzgi bizi dinliyorsa kulakları çınlasın. O da vardı o zaman bizlerle. Yok, o da programda şimdi. Evet, kanalda. Bugün değilmiş. Bugün yok. Biraz rahatsızmış herhalde. Ömer Çakal haber müdürümüzdü. Haberi yapardık. Kaseti alırdık. O zamanlar kaset vardı. Tabii. Meleküm'e götürürdük. Meleküm'den kaseti takardık. Sivas'a yayına verirdik. Meleküm dediğinde vericilerin olduğu yer. O zaman bugün şey yoktu. Uydu cihazı, uydu yoktu yani. Uyduda yayın, hiçbir kanal yoktu, yerel kanalların hiçbirisi. O şekilde oradan yayını verirdik. Oradan da tekrar gelirdik. Fethi abi var. Evet, evet. İşte, tabii, tabii. Rahmetli sevgili büyüklerimiz var. Orada emeği var. Araç Meleküm'e çıkarken yolda kalırdı. İşte haber saati yetişmezdi. İşte 7.30'da haber derdik. Bir bakardık 9'da haberi girmişiz yani. Sözünü kestim ama sen oradan aklıma gelmişken onu da hatırlatayım. Ya çok doğru, çünkü o dönemler abi hatırlıyorsun, hani Sivas'ta hani ciddi bir olay olduğu zaman, mesela hemen karşımızdaki polis karakolunda patlama olmuştu 97'de. Evet. Ben olaydan 1-1.5 dakika sonra buradaydım. Geldiğimde baktım Emine konu konuda kulakta. Evet, sonra Emine çekiyordu. Sonra ben kamerayı aldım, devam ettim. Biz o gün o haberi Kanal D'ye göndermiştik. Evet. Gönderirken de yine aktarım yapmak için, görüntü aktarımı yapmak için Meleküm'e çıkıyordum. Yani kışın gidiyorsun, yazın gidiyorsun. Tabii. Yani kışın çoğu zaman araç çıkamayabiliyor. Çıkmak zorunda. Yani evet. Çıkarmıyor değil yani. Bu işin öyle bir şeyi vardı yani. Evet. Çıkmak zorunda. Bir de evet, o dönem meslekte şey de vardı abi ya. Biz gecemizi gündüzümüzü mesleğe katıyorduk. Tabii. Haber bizim mesela özleri çok yoğun. Evet. Şimdi tabii ki emek veren arkadaşlar var. Bugün işte İhlas Haber Ajansı olsun, Doğan Haber Ajansı olsun, Anadolu Haber Ajansı. Onlar bir mutfakta bir haberi hazırlıyorlar. Bizlere sunuyorlar. Hı. İşte evet, abonelik üzerinden girip alıyor ama o zaman bunlar yoktu. Sivas'ta bir haber varsa mutlaka siz o günün haberi yapmak zorundaydınız. Ulaş'ta da olsa, işte Doğan Şar'da da olsa o gün oraya gidilmesi gerekirdi. Ahmet aynı örneği. Terör haberlerinde işte onun ateş için altında. Tabii geçen sene de konuşmuştuk yani Ömer Çakaz'ın, o zaman haber müdürümüzdü bizim SRT'de. Biz kına gecesinde Sevinç ablayı orada bıraktık. Kınayı yaktıktan sonra terör haberine gittik. Evet. Yani hep beraber gittik bir de. Yani hadi oynayarak dedik ki hadi habere gidelim. Çünkü hani merak da değil. Çünkü bu işi öyle kanıksıyorsun ki yani her şeyiyle tüm zamanını, tüm mesajını profesyonelce yapmaya çalışıyorsun ama çok güzel bir amatör ruh vardı. Ya ruh vardı zaten. Amatör ruh, evet. Önemli. Ruh zaten ayakta tutuyordu. Yoksa o dönem bizim aldığımız para, hani şu an insanlar hakikaten çok şanslı. Yani yani çok söylemeyeyim sigortayla ilgili falan ama çok şanslı değil de
Senin şimdi yaptığın fedakarlıkla şimdikini eşitlemeye çalışıyorsun. Yok, sen denk düşmüyor herhalde. Yok yok, eşitlenmez yani. Hakikaten eşitlenmez. Yani şimdikilerde çok şanslı değil bazı konulardan anlatacağım ya, yani. Var o konuları biliyorum da. Ya o dönem işte para mı alıyorsun? Yok yani, aldığımız para hakikaten asgari ücret alan yoktu herhalde bizim televizyonda. Var mıydı abi? Yani ben biraz daha fahri olduğu için çok o konulara girmedim açıkçası. Çok yani. Fazla yoktu. Hani bu da yöneticilerden dolayı değil yani. O dönemin konjonktürü onu gerektiriyordu. Evet. Bir de hakikaten insanlara güzel şeyler vermeye çalışıyordu. Biz kendimizi yetiştirmeye çalışıyorduk. Bunu da yetiştirme bedeli olarak değerlendirelim. Yani çünkü bir şey öğrenmenin bedeli var. Yani Ayşe yıllarca okuyor, emek veriyor, gecesini gündüzüne katıyor, diploması. İşte mesela o mesleği yapıyor. SRT vardı işte, Sivas'ın bir markasıydı. Hı hı. Bir şekilde herkes oranın mutfağından geçti işte. Tabii. Ben de geçtim orada, çalıştım. Evet. Yani işte bir şekilde o tozu almış oluyorsun. Ondan sonra o toz öyle bir bulaşıyor ki hakikaten yani Omikron'a ya da Covid'e kurban oldun yani. Bir türlü vazgeçemiyorsunuz. Yani benim yaşım 45 oldu. Ama hala ya benim peşinden tamam konularımız biraz farklılaşmış olabilir ama hala yaşadığınız her şeyde ya da yaptığınız her şeyde mutlaka bir haber çıkarmaya çalışıyorsunuz. Biz televizyoncuyuz, gazeteciyiz. Ben Nevzat da biliyor. Onunla da çok fazla çalıştık. Yani biz o televizyonda her şeydi gerçekten. Biz çay da getirdik, temizlik de yapardık, kamera da kullandık. Şimdi ne bileyim, haberini yazdık. Haberi de gider. Her şeyi. Şoförlüğünü de yapardık. Her şeyi. Abi sanırım şu andaki sıkıntı bu, biliyor musun? Yani okuldaki arkadaşlarımız, hepsini kapsamıyor tabii bu söylediğim ama mesela bir yere çalışmaya girdikleri zaman ben bulaşık yıkamam. Ben mesleğimi yapacağım. Tamam, elbette mesleğini yapacaksın. Yani sonuçta senin mesleğin o. Ama biraz fedakarlık gerektiriyor. Fedakar olduktan sonra her şey zaten devamında geliyor. Şimdi gazeteciliğe talip olan zaten başta fedakarlığa talip olmuştur. Evet. Ama bunun bilincinde olmayabilir. Hatta mutfakta, işin mutfağında başlayacaksa hakikaten okulun da mutfağında başlamalı. İki birisi benim. Mutfağında başladım. Şimdi bu gazetecilik hakikaten farklı bir meslek. Özveri isteyen, fedakarlık isteyen, işte sosyal yaşamından, ailenden, yeri geliyor çocuklarından, eşinden zamanını işine vermen gerektiren bir meslek. Zaten şimdi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bugün buradayız. Yaklaşan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutluyorum tüm meslektaşlarımın. Şimdi önce 10 Ocak niye var? 10 Ocak'ı niye kutluyoruz? Önce bunu bir bilenler vardır ama bilmeyenler için bir açalım. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 1961 yılında basın çalışanlarına yasal haklarının verilmesiyle ortaya çıkan bir gün. Bundan dolayı kutluyoruz yasal haklarımızı. Konuşmanızı açayım Şeref abi. Yalnız bu 10 Ocak Gazeteciler Günü bizim ilk 10-15 yılda hiç ben kutlandığını hatırlamıyorum. Yani. Ama zaten o zaman biz hakkımız olduğunu bilmiyorduk. Ondan dolayı. Evet, bunu belki bilmiyorduk. Teknoloji gelişince. Abi başkası haber yapıp size göstermemiş. Ondan kaynaklı olabilir. Şimdi 1977 yılında da gazetecilere yıpranma payı veriliyor. Çünkü gazetecilik hakikaten çok yıpratıcı bir meslek. Evet. Bu ne zamana kadar geliyor? 2008'lere kadar geliyor. 2008'de bir düzenleme yapılıyor. 2008'de gazetecilerin yıpranma payı ortadan kaldırılıyor. Yapılan düzenlemeyle. Tabii bu sektörde bir eşitsizliğe tepkiye neden oluyor. 2013 yılına kadar, hatta pardon şurayı atladım. Van depreminde iki tane gazetecinin göçük altında kalmasıyla bu durum tekrar gündeme geliyor. Gazetecilerin yıpranma hakkı. 2013'te yeni bir düzenleme yapılıyor ama bu sefer de deniliyor ki sarı basın kartları olanlar yıpranmadan faydalanacak. Yıpranma da şu, yine bilmeyenler için açalım. 25 sene çalışma süresinde gazeteciler toplamda 5 sene yıpranma payı verilip 20 senede emekli olma hakkına haizdi eski uygulamalarda. Bu uygulama kaldırıldı. 2013'te de basın kartı olan gazetecilere bu hak verildi. Ama tabii bu da sektörde ciddi bir rahatsızlığa neden oldu. Niye? Sektörde fiili gazetecilik yapan birçok arkadaşımızın basın kartı yok. Evet. Evet. İhtiyaç duymadığından olabilir. Ne bileyim, başka gerekçeler olabilir. Sigortası yapmamıştır. Olabilir ama fiili basın sigortası yatan ama basın kartı olmayan birçok meslektaşımız var. 2019 yılına kadar bu tepkiler gündeme geliyor. 2019 yılında Anayasa Mahkemesi yürütmeyi durdurma veriyor. Bu diyor sektörde eşitsizliğe neden oluyor. Ama meclise de bir süre veriyor. Diyor ki yeni bir düzenleme yapın, bunu ortadan kaldırın.
Meclis yine bir düzenleme yapıyor ama eskisinin benzeri hala bu iş çözülmüş değil. Yani 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün nereden çıktığını anlatmaya çalıştım. Evet. Sonrasında verilen yıpranma payını. Yani 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü 2008'den beri gazeteciler aslında buruk diyor. Yani bu ciddi bir sorun. Yani sorunlardan bir tanesi daha doğrusu. Bunu bilmeyenler için anlattım. Sektörde şimdi Cemil az önce söyledi, şimdiki şeyler çok şanslı, yeni nesil gazeteciler diye. Tabii geçmiş oranla artıları var, eksileri var bana göre. Şimdi geçmişte işte Kemal abiler, Cemiller ne yapmışlar? Benden biraz daha eskiler onlar, 5 sene kadar daha. Kemal abi 10 sene, Cemil 5 sene. Ben daha tazeyim. o zaman tabii yerel medya, yerel televizyonlar yaygın değil. Serhat hatta Türkiye'de abi ilk yerel televizyonlar değil mi? Yalnız bilmiyorsam. Yani ikinci ya da üçüncü olabilir. Yani evet. Hakikaten Sivas adına sevindirici bir olay. Dolayısıyla o mesleğe yeni girenler işte o mesleğin tadını alıyor. Hani tiyatrocular gibi demin Cemil de söyledi. Sahnenin tozunu aldığını bırakamıyor ya. Haberciliğin, yayıncılığın tadına varıyor. Dolayısıyla paraymış, bulmuş, işte emekmiş. Bunlar göz ardı diyor. Bir de tabii o ekibin çok güzel bir şansı var. Hep kaliteli insanlar. Yani hakikaten kumaşları çok iyi insanlar. Yani Sivas için ne yapabilirim uğraşmışlar. Hiç kişisel ikbal olmamış. Evet. Bu da ortaya hakikaten ciddi bir kalite çıkarmış. İşte günümüzdeki mesela yeni gazeteci arkadaşlarımızın demin Mine bahsetti. Hemen işte bir şey olayım. Bu okulu bitirdim işte hemen haber müdürü olayım. Evet. Genel yayın yönetmeni olayım. İşte editör olayım. Yani bu böyle olmuyor tabii. Bu şanssızlıkları, şansları ne? Şimdi işte demin Cemil de söyledi, Kemal abi de söyledi. Geçmişte kameraman, muhabir, işte kantinci, yeri geliyor temizlikçi. Bir adam i̇şte, her şey. Cemil'in programları, biz orada boşsak kameranın başına biz geçirdik. Tabii. İşte ha şimdi de var yani işte Yasin arkadaşımız normalde bugün programa konuk olacaktık ama kısmet olmadı. Şimdi geldi burada işte kameramıza yardım ediyor. Evet. Yine bir şey var ama o zaman sayı da bir fazlaydı. Yani kalabalık işte ya. Haber merkezinde sadece seyrede 7 kişi falan işte vardı. Bir serete var ha bu dönem yanlış evet. bilmiyorsam. Yani ikinci bir serete var mı? Yok. Bir şey var Sipas yayında o dönem. Sipas sadece Sipas var. 2 yıl sonra mı 3 yıl sonra mı 95 ya da 95'te yani orada başladı. Yani 3 yıllar. Yani bu da ciddi bir hani meslekte dediğim gibi yeni olunca Sivas adına en azından bir yığılma olmuş. Ya bu da kaliteyi de ortaya çıkartmış aynı ama zamanda. Çok pardon, onun sebebi şuydu. Evet. Şey, sabah 7'de başlardı yayın, gece 2'ye kadar devam ederdi. Evet. Yani çok yoğundu. Yani şu an televizyon ya da medya yani yayın çok yapar. Arkadaşımız şu anda mesela bant yayınlar yapılıyor. İşte doğru programlar ama şimdi bir kanala bakıyorsun belki haftada 5 program geçmiyor ama o zaman her gün bir canlı yayın vardı. Yani sabah başlardı, evet. Öğlen vardı, Rukiye'lerin programı vardı mesela ondan sonra işte Zeliha abla yapardı vesaire yapardı. Gece ben Regaip'le yapardım. Ali abinin açık oturum tarzı Yedi gün hayatı vardı ondan önce yine yaptığı program vardı. Yani her gün mutlaka fix bir canlı yayın vardı. Hani şehrin bir şekilde. Yani gündüzdeki akşam mutlaka bir ya da iki canlı yayın vardı. Sonunda fedakarlıklar oluyor abi. Evet. Yani bu yayın ortaya kolay çıkmıyor. Bunun bir de kamera arkası var. Onun hazırlığı var, ekip çalışması var. İşte kaset olayını bahsediyorsunuz filan. Demin şeyde yarım kaldım. Şimdi yeni neslin şansı var, şanssızlığı var. Şimdi yeni neslin şansı şu. İmkanlar çok fazlalaştı, dijitalleşti. Görev yapabilecekleri, staj yapabilecekleri kurum sayısı geçmiş oranla arttı. Bunlar artılar ama ben şunu da görüyorum. Ama yine de bilmiyorum yani tüm arkadaşlarınız öyle çok fazla staj yapma imkanı bulabiliyor mu yani üniversiteden olsun ya da liseden? Şöyle yerel basına bu konuda çok fazla hani talep var. Yani yerel basının destek olması bekleniyor aslında. Yani iletişim fakültesinde okuyan arkadaşlarım çalışmak isteyenler var. Mesela staj görmek isteyenler var, iş öğrenmek isteyenler var. Oluyor. Ama bazen işte yerel basın biraz geri duruyor bu konuda. Yani orada şöyle bir şey yapayım. Oraya tam katılmıyorum. Niye? Şimdi abi 20 yıl bende olmuş. Yani ne stajyerler gördük. Yani nasıl oluyor? Geliyor, gelirken çok istekli. Hani
ya işte bu seviyoruz, onun için okulunu okuyoruz, staj yapmak istiyoruz. Tamam buyur. Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Niye? Sektöre yeni isimler kazandıralım, yeni yüzler kazandıralım. Abi bir hafta geçiyor, yok. Orada da işte Mine'nin dediği devreye giriyor. Ya ben kameramı taşıyacağım. Örnek. Ben tripod mu taşıyacağım? Böyle olmaz, taşıyacaksın. Evet. Çünkü yani, bu işin şey kısmı var, çok üzüldüm. Usta çırak kısmı var. Yani sen okullusun, alaylısın fark etmiyor. Yani evet. Benim ustam da mesela Saadettin Bozpolat. Yani bana oturdu, haber yazmayı öğretti. O da Yıldız'ın gazetecisidir. İşte ne bileyim, Serer abi bir haber yaptığım zaman arkadaşlar şuna şöyle yaklaşın diye biliyordu. Rahmetli Fikret Ünsal abi evladım diyordu şu işe şöyle yap işte. Ya da ne bileyim Muammer Başkan Anadolu Ajansı'nda o zaman. Hakan abiler vesaireler. Herkes bir şey katıyordu bize. Öyle. Bir şey katarken de ya şu kamerayı al, çantayı al vesaire. Ya gel ayakkabını boyat diyorsa biz onu koşarak yapıyorduk. Çünkü evet. Biliyorduk ki mutlaka bir şey öğreneceğiz. Evet şimdi abi bir hafta haber yazmayı öğreniyor ya da kamera açılarını öğreniyor ya da kurgunun kurgusal kısmını öğreniyor. Ondan sonra bol bol selfie'ydi, şu haber dedim, bu haber yani dedim. Daha çok iş. Böyle köpük kısmı arkadaşımız. Yani evet, yani tamam bu mesleğin bu yönü var ama ciddi de bir emek var. Yani o emeği vermeden sadece o magazinsel kısım da olmuyor. Gerçekten yapmak isteyenler var ama abi. Mesela, muhakkak vardır. Ben tenzih ediyorum. Bütün öğrenci arkadaşlarımızı kastetmiyorum evet. Elbette ki. Yani gerçekten bu mesleği yapmak için can atan arkadaşlar var. Biliyorum, görüyorum, gözüm görüyor. Ya da işte bana soruyorlar mesela. Sen yapıyorsun, çalışıyorsun. Evet. Biz de yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Ama işte yerele baktığım zaman bu konuda basın kuruluşlarına evet ellerindeki imkanları kullanıyorlar. Yani yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama işte o hani işi aksatan arkadaşlar yüzünden gerçekten istekli olanlar da. Şimdi stajyere bak şöyle bakılmaya başladı basın camiasında. Ya işte bu da gelecek 3 gün 5 gün sonra bu da olmayacak. Yani bir ön yargı oluştu. Evet. Ya kurumun yanında yaş da oynuyor. Yani özür dileriz ama yapacağız bir evet, şey. Yani bunu da öğrenci arkadaşlarım biraz daha gayretli olmasını ben bekliyor ve istiyorum. Kendi adlarına, bizim adımıza da. Çünkü sektöre hakikaten çok az insan yetişiyor. Biz de bundan muzdaribiz. Yani yeni isimlere ihtiyacımız var. Yeni bakışlara, yeni fikirlere ihtiyaçlarımız var. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Artık gençler yani hem çalışmak istiyor hem de para kazanmak istiyor. Evet. Yani yeni tabii yani diyor ki ben para kazanmalıyım. Yani çünkü bizim zamanımızda belki biz cebimizde bir 50 lira varsa işte atıyorum örneğin onu belki bir hafta idare etmesini biliyorduk yani. Tabii. Yeni geliyordu sadece sigara parası başka bir harcaması yok. Bu da sigara sağlığa zararlıdır. Evet. Ama şimdi gençler öyle değil yani. Evet. Şimdi bunun kahvesi var, kafesi var. Doğru ama işte şey vermeden de alamazsın abi. Oralara yani, gitmesi lazım. Anladım. Yani şeklinde ekonomi burada devreye giriyor. Yani ekonomi olmadığı için de alttan yani yeni gazeteciler yetişmiyor olabilir mi? Doğruluk payı var, haklılık payı var ama şimdi ben medya emektarıyım, çalışanıyım, medya sahibi değilim ama onların açısından da bakıyorum. Şimdi stajyere belli bir ücret bağlayacaksa bile o stajyerin en azından iki hafta bir üstünü ispatlaması lazım. Evet. Yani girdi kapıdan merhaba ben stajyerim tamam buyur başla yarın ücret. Olamaz yani bu hiçbir yerde böyle değildir. Hiçbir sektörde böyle değildir. Sen dersen ki evet Mine arkadaşımız üzerinden gidelim yanlış anlaşılmasın diye. Mine'de bu ışık var, istek var, azim var. Evet ben de Mine'ye işte şu kadar destek evet. Olayım ekonomik açıdan denilebilir. Ha, denilmiyorsa da bu o zaman sektörün eksikliği hatası olur. Ama zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Yani sektör bir şekilde kendi yağıyla kavrulmaya çalışıyor. Sivas'ta şu an yayın yapan 3 gazetem var. 4. Şimdi 4 gazete var. Yani günlük 4 gazete var. Şimdi aynen. Bu 4 gazete işte ilan alamazsa yani yayın hayatını devam ettiremeyecek. Devam ettiremez. Ama işte yani en başından beri yani ilana takılıp kalan olduğu zaman da sıkıntı. Şimdi 4 tane burada gazete var. Ege TV'de yine Sivas'a dahil edelim. Çünkü merkez burası. 3 tane kanal var. Bizim gibi internet haber portalı olan yerler var. Yani toplasan yani abartarak söylüyorum 20 tane kuruluş var. Ajansları ayrı tutuyorum. Çünkü evet. Ajansların
çalışma sistemleri farklı. Tabii tabii o çok farklı. Maaş tabii, o zaman farklı. En azından bir düzeni var. Onların bir düzeni var. Şimdi bizim ortak amacımız Sivas'ta olanı Sivaslı ya da Sivaslı'nın olduğu yerlere duyurmak. Evet. Çünkü biz daha önce karasal yayın yapıyorduk. Evet. Biz Ege TV o zaman Kanal 8'de 4 Eylül 2005'te çıktık yanılmıyorsam. Ben bu stüdyodan canlı yayın yaptım. Abdülhatif Şener'i getirmiştik. Yayına girmişti. Rahmetli işte Yusuf Doğan'la vesaire. Ya 20 tane yer var. 20 tane yerin geçimi yok abi. Ege TV Sivas'tan reklam alıyor mu bilmiyorum. Vizyon, Kanal 8 şu an reklam durumları ne alemde bilmiyorum. Muhtemelen çok iyi değildir. Çok iyi değil evet. Çünkü yani sizin ödediğiniz aylık kira bedeli uyduya ATV ile aynı. Tabii. Evet. Yani. Ama sizin reklam kuşağınızda saniye birim fiyatın 0.40 kuruş. Onlarınki programa göre, diziye göre değişiyor. Evet. Sahnesi 1500 dolar artı KDV'ye kadar çıkıyor. Evet. Çünkü bende var yani bütün kanalların reklam fiyat listesi var. Şimdi siz onlarla rekabet etmeyelim zaten. Yani etmiyorum. Onların işi hakikaten çok kolay. İddianız yok ama ayakta kalalım. Evet. Yani biz çok, yani onlar evet malzemesi çok, hitap ettikleri alan çok fazla. Biz buna rağmen çok güzel işler yaptık. Çok güzel programlar yaptık. Orijinal işler de yaptık yani. Herkes bir şekilde şu an seyredilen bütün programlar mutlaka ya Amerika'dan ya Avrupa'dan bir şekilde yapım maliyeti karşılanmış, tabii, gelmiş alınmış. Ama biz orijinal içerikler de üretiyorduk. Yani ben bu noktada yerel medya çalışanlarının ulusaldakilerden çok daha cefakar, çok daha vefakar ve işini çok daha... Bunu işte Güldür Güldür Show herkes izler yani. Ama zamanında işte Cemiller'in de tiyatrosu vardı. İşte Regaib'in bir kadrosu vardı. Her hafta bir program çıkarırdı yani. Tabii sürekli yapılıyordu, sürekli yapılıyordu. Sürekli yani 5-10 tane bir konu işlerlerdi. Canlı bir şekilde işte dışarıda falan gider çekerlerdi. İşte, bir kamerayla. Ya tabii. Regaib Tütüncü gibi isimler, ya bu memleketin çok kıymetli, değerli isimleri. Evet. Yani bu isimlere sahip çıkılmazsa bilmiyorum kimlere sahip çıkılacak. İşte şimdi yani, o da sahip çıkma konusunda diyeceğim sevgili dostum. Şimdi herkes, benim Cemil'in dediği şey ona geldi. Yani işte bir uydu kirası ATV ile aynı evet, diyoruz. Biz kendi ormanızda çıkamıyoruz. Ama şurada işte atıyorum. Yani yayını götürebilecek en az sayı kaç? 3. Evet. 3 kişiyi geçemiyorsun yani. Ya 4 olmuyor çünkü şey de yok aslında. Şimdi patronlar tüm bir şeyin yok yani. Tabii evet. Patronlar bir şekilde destek vermeye çalışıyor. Ama şunu da gördük maalesef bu sektör şimdi. Bugün kaç oldu asgari ücret? 4250 mi? Evet. 4250. Yani şuna da şahit olduk. Al canım kartı, ATM'ye git, paranı çek 4250'yi. Bunun 1250'sini geriye getir. Evet, doğru. 3000'e çalışıyorsan çalış, yoksa ben seni gönderiyorum doğru tarzındaki patronları da gördük. Ama şimdi yine gelelim bugüne. Ya bütün medya kuruluşlarının amacı haber yaparken bir şekilde şehri tanıtmak. Ama şehri tanıtırken bazen bizim yaptığımız haberler ki kimseye asla memnun edemeyiz. Amin bazen şey yönetenler de tabii öyle yaparsa sıkıntı gelir. Yönetenler de bazen eleştiririz. Mülki amiri de eleştiririz. Siyasi partileri de bazen iyi haberini yaparız, bazen kötü haberini yaparız. Şöyle bir mahkeme kararı var abi. Basın diyor, kamu denetçisi görevini görür. Doğru. Gönüllü olsa da. Bunu yaparken de bazen provokatör noktaya dahi gelebilir. Şimdi biz bir şey yapıyorsak sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyoruz sevgili yöneticiler. Yani siz çünkü işin içindesiniz, belki yunusunuz, göremiyorsunuz ama ya belediyesinden valiliğine, siyasi partilerinden STK'larına kadar seçilmişlerden bahsediyorum özellikle. Ya biz sizin haberinizi yapıyoruz. Sizin ne kadar güzel çalıştığınızı anlatıyoruz. Ve bu şehrin ne kadar iyi yerlere geldiğini anlatıyor sizin yaptığınız eserlerle. Ama eserlerin tanıtımını maalesef hiçbir kanala ya da medya kuruluşuna zahmet edip vermiyorsunuz. Evet. Sonra biz burada yayınlarda çıkıp ya konserleri vesaire eleştirdiğimiz zaman da niye bizi eleştiriyorsunuz diye söylüyorum. Yani şimdi o konuda Cemil'le ben tamamen hak veriyorum. Bugün işte örnek işte belediye diyelim konserler yapıyor. Ya yapsın da. Yapsın. Yapsın. Yani, tabii olacak. Yani çünkü bu bir sosyal faaliyettir. Bunu halk da istiyor, gençler de istiyor. İşte bunun konsere gelemeyenler için benim diyor kendi sadece sistemden yayınlarsa bu bana yeterli diyor. Yani burada iyi yayın yapar. Kaç kişi seyrediyor abi? Çok özür. 3000 kişi seyrediyor. Şimdi şöyle verse çok özür. Katkı yapacağım. Tabii buyur. Yani Ayşe sen de bakma sen öyle kenarda kal. Sivas sitesine sadece Sivas'ta giriyorsa belki giriyor. Şöyle ama çok güzel Kemal abi sitede yine yayını ver. Ama olaya şöyle bakmayacağız.
olaya aynı zamanda destek olarak, yerel medyaya destek olarak bakacağız. Çünkü yerel medyayı ne kadar güçlendirebilirsek, ne kadar ayakta tutabilirsek, işte bu şehrin gelişimine o kadar katkı sağlamış oluruz. Bu da yani bu şehre hizmettir. Bugün devletin verdiği ihale ilanlarından çok ciddi anlamda gazetelerde katkı olduğu için mi veriyor? Hayır, çünkü yerel gazeteleri desteklemek için veriyor. Evet. Yani o gazetelerin ayakta durabilmesi için ona ihtiyacı var. O zaman zaten bunun da bir adı yoksa işte belediyede, valilikte, resmi kurumlarda burada destek verilmeyi var. Adı yerel medyayı desteklemedir. Evet. Şimdi bunu ihaleyi gazeteye veriyor, destekliyor. Evet. Televizyon ne yapacak? İnternet haber portalları ne yapacak? İşte burada da yöneticiler devreye giriyor. Şehrin ileri gelenleri devreye giriyor. Bunlar sahip çıkacak. Zamanında biliyorsunuz Kanal 58 bölgesel televizyon niteliğinde yayın yapıyordu. Sahip çıkılmadığı için devretmek durumunda kaldı. Şimdi bunu diğerleri de mi yaşasın? Evet. Yani Sivas zaten bir makus tarihi var. Göç veriyor. Ekonomik olarak zor. İstihdam, işsizlik sıkıntımız var. Medyamız her geçen gün kan kaybediyor. Yani göz göre göre bunların yok olmasını mı seyredeceğiz? Yani yok Sivas'a hizmet, Sivas'a hizmet aynı zamanda medyaya sahip çıkılmakla yapılır. Yani bu medya vatandaşın sesidir, kulağıdır, gözüdür. Evet. 860 milyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım bedeli yıllık. Şimdi geçtiğimiz günlerde sevgili kardeşimizin yaptığı bir organizasyonla Sivas'ta Kar Festivali yapıldı değil mi? İki gün sürdü. Kış Festivali. Kış Festivali. Evet. Kardı, kıştı. Evet. Aşağı yukarı 1 milyon lira bir para harcandığı söylendi. Şimdi biz daha önceki programda biliyorsunuz belediyenin bütçesini konuştuk. Şimdi bu belediyenin bütçesinin içerisinde ne kadarı tanıtıma ayrıldı? Tanıtım sadece konserden ibaretse abi yapmaya devam edin. Bak ben buradan söylüyorum, geçen programda da söyledim. Eğer konserse benim de 5 tane krallar gibi sanatçı kardeşim var. Onları getireyim, onlarla da konser yapalım. Ben de para kazanayım. Ama ya bak, Sayın Salih Bey, Sayın Valimiz önce oldu. Orada Hamidiye Kültür Merkezi kuruldu. Kompleks kuruldu. Kültür Parkı kuruldu. Park, evet. Muhteşem bir yer. Sivas'a çok katkısı olacağını düşünüyorum. Belediyenin yaptığı farklı farklı şeyler var. Ortak şirketler var. Belediyenin kendi iştiraki olan Özbelsen var. Özbelsen üretim yapan bir yer. Evet. Sadece Sivas'a mı üretiyor? Sadece Sivas'a üretirse sadece küçük bir işletme olarak kalır. Bunun şehre bir katkısı yok. O zaman bunu geliştireceksen, ürettiğin şeylerin tanıtımını yapacaksan bu medyadan geçiyor. Yani diğer belediye başkanları açıp ben size tuğla gönderim bilmem neyle olmuyor. O zaman destekleyeceksiniz. Kar Festivali'ne harcanan paranın 1 milyon olduğunu düşünün. Ya 20 tane, abarttım da rakam işte. 20 tane yere de bölünüyor. Siz her ay 50 bin lirayı aşağı 50 bin lira mı? Her ay pardon 5 bin lira kurum başına aylık destek olmuş oluyorsunuz. O zaman Ayşe'nin dediği gibi genel stajyere en azından yemek ikram edebilirsiniz. Evet. Şimdi geliyor, yiyecek içecek, senin gözünden bakacak abi. Ben geldim, sen haberini yapıyorsun, ne zahmet olacak, bir de yemek ikram et. Evet. Tamam, 5 tane kişi geldi, sen bunun 3'üyle çalışıyorsun. Ya bir yemek ikram etsen ortalama 70 lira 80 lira 100 lira. Şimdi her şey paraya mı bakıyor? Her şey paraya bakıyor ama tamam, biz belki o parayı çok önemsemedik. Hakikaten çok önemsemedik. Çünkü birbirimize destek oluyorduk. Yani sen yemek yiyorsan ısmarlıyordun vesaire yapıyorduk. Cemilciğim, şimdi pelezne kurulan bir şey var ya, eski Türkiye, yeni Türkiye. Türkiye eski Türkiye değil, Sivas eski Sivas değil. Hayır, ben yani, de çok özür dilerim, doğru söylüyorsun. Ama zihniyet olarak Sivas hala eski Sivas. Ya işte olmaz. Zihniyet zaman, ilerleme yok. Tamam bak, bu zihniyet değişmezse. Ama eski Sivas'ta yani bu kadar yoktu yani. Şimdi rahmetli Osman seçilmiş, basına destek olurdu, basınla ayakta kalabilirdi. Ben bunu genel manada söylüyorum. Projeler üretirdi. Genel manada yani buraya getireceğim. Kendisi hayatta Sami Aydın başkanımız elinden geldiğince basına destek olurdu. Ya destek de gazeteler abonelik değil yani, bununla da sınırlamayalım. Şimdi Kemal abi, bu zaten asli görevlerden birisi olmalı. Yani bir ülkede, bir şehirde basın ayakta kalamazsa nasıl olacak? Yani idareci de yolunu şaşırtır. Peki Sivas Belediyesi'nin bu basına karşı yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi yani ben şunu söyleyeyim abi. Ben sadece dediğim gibi sadece ben belediyeyle sınırlamıyorum abi. Seçilmiş kim varsa, yani odalar dahil olmak üzere. Çünkü siz hizmet ediyorsunuz. STK'ları da atlıyoruz. STK'lar dahil. Yani buna valilik de dahil olacak. Valilik diyecek ki ben Hamidiye'yi yapıyorum. Bak şöyle bir alınganlık çok rahatlıkla gösteririz abi.
Ben 25 yılını vermişim bu sektöre. Sen 30 yılını vermişsin. Ayşe okullu ve yeni başlamış ama doğru yolda ilerliyor. Çünkü onun, hani biz bazen basın toplantılarına denk geliyoruz. Çünkü onun yolunu doğru şekilde çizecek abileri var. Bazen biz devreye giriyoruz. Hani ben hiç çalışmadık biz Ayşe'yle ama biliyorum, tanıyorum. Yani nasıl soru soruyorsak onlar dinliyor, soruyu nasıl soracağını belki kafasından tasarlıyor. Dediğim gibi ben sadece belediyeyle vesaireyle sınırlamıyorum. Abi bu memlekette başka ilden gelen, İstanbul'dan gelen medya vallahi ayakta karşılanıyor. Abi. Onların istekleri çok güzel karşılanıyor ve ciddi faturalar kesiliyor. Evet, çok doğru. Çok doğru. Şimdi bir uçak dolusu adam geldi buraya. Çok doğru bir tavırda abi. Bu memleketin tanıtımı A'dan Z'ye her yerde yapılmalı. Ve buna da bütçe ayrılmalı. Doğru. Bak, bütçe ayıracaksınız. Şimdi ben İstanbul'da çalıştım değerli yöneticiler. Ben SkyTürk'te de program yaptım, TGRTV'de çalıştım, bilmem ne de yaptım. Yani ben dış yapımın ne olduğunu bilirim. Ben gelir sizin 10 dakika söyleşi yaparım. Onun parasını ben sizden alırım. Ama ben sizde Sivaslı, Büyük Sivas, Büyük Sivas'ın haber müdürü Cemil Duymaz gelip ya da Sivas Ettür'ün haber müdürü genel yönetmeni miydin kardeşim? Ummanlara takılma. Tabii. Şeref Gülmez ya da bizim Sivas'tan Ayşe, Ege TV'den Kemal Doğan gelip sizinle bir saat söyleşi yapıyor. Aynı seyirci seyrediyor vallahi. Fark yok, fark yok. Çünkü ulusal yayın yapıyoruz hepimiz. Beni günlük 200 bin tane insan takip ediyor ya. Burayı bilmem kaç tane. Yani binlerce insan takip ediyor Sivas'ı. Evet. Sadece Sivaslı değil. Ama siz diyorsunuz ya ne de olsa Kemal bizim adamımız. Kemal gel arkadaş bir çay çek. Sayın Başkan. Yani başkan derken yanlış anlaşılmasın. Hilmi Bey'den bahsetmiyorum. Bir de kahvaltı. Ha, bir de kahvaltı yapalım. Balı nasıl buldunuz? Güzel miydi? Valla bal tutan parmağını yalar da biz ne o parmağı tuttuk ne o balı tuttuk. Ama yapmayın yani, biraz destek olun. Sonra da bakın, sonra da işte burada da ben kendi içimize eleştiriyorum. Kurumlarla ilgili Aliyet'te haber yapınca çıkarım vardı, o çıkar alamadın. Bundan dolayı haber yapıyorsun. Dinliği getirsek biz o bütünlüğü sağlayamayız. Ya bizim derdimiz ama ben o kurumun reklamını alayım da ona hiç dokunmayayım değil. Orada da ahlaksızlık yaparız. Valla kusura bakmasın. Bir adam gelse bana dese ki kardeş ben sana aylık 100 bin liralık reklam parası veriyorum ama beni eleştirmeyeceksin. Ben o parayı iade ederim. Doğruyu söyleyelim, yazalım. Yanlış varsa da söyleyelim, yazalım. Çünkü bizim yanlışı yazma sebebimiz şehrin ya da sizin kötülüğünüze değil. Biz bu şehri seviyoruz. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Şehrin menfaati. Kesinlikle şehrin menfaati. Şimdi Kemal abi, Hakan Sezer Başkan bir mesaj göndermiş konuyla alakalı. Kırıkkale Belediyesi bir karar almış. Basına destek olmak amaçlı. Nasıl abi? Bir daha tekrar. Kırıkkale Belediyesi yerel basına destek olmak için belediye meclisinden karar almış. Hemen kısaca izin verirsen okuyayım. Oku abi. Kırıkkale Belediye Meclisi'nin aldığı kararların halkımıza etkin bir şekilde iletilmesi ve yaşanılan tıraş kayıplarındaki olumsuz etkinin giderilmesine yönelik gazetelere destek olunması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesine göre belediye hizmetlerinin vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacağı belediyenin görevleri arasında gösterildiğinde ve yine aynı kanunun meclis kararlarının kesinleşmesi başlıklı 23. maddesinin kesinleşen meclis kararlarının özetleri 7 gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur. Hükmü kapsamında Kırıkkale Belediye Meclisi'nin almış olduğu kararların özetlerinin resmi yayın ilan hakkı bulunan Kırıkkale'deki aşağıda ismi belirtilen 4 mahalleyi gazetede yayınlatmak istiyoruz. Belediye meclis kararlarını özetliyorum. Aynı resmi ilanlarda olduğu gibi resmi ilan statüsünde santim sütun hesabından 4 tane mahalle gazetesi varmış. Orada yayınlatmak adına bir karar almış. Sonuçta Sivas Belediyesi de işte ya da işte meclis kararı almış. Meclis kararlarını, meclis toplantılarını ihaleyle çektiriyor. Orada ya bunun o kadar çok yolu yöntemi var ki, Cemil'in söylediği gibi tanıtım televizyonlarla söylerse işte
bir ücreti vardır o yayın bedelinin. Ya abi kaç lira alacağız gözümüzde? Yani, 10 bin lira, 20 bin lira istemiyoruz ki biz. Tabii. Ya, ama bir uçuşu ayırın ya zahmet olarak. Ayakta tutabilecek, ihya edecek falan bir talep yok zaten. Ayakta tutabilecek. Demenin dediği gibi stajyer bir arkadaşımız geldiğinde ona işte teşvik edebilecek bir maaş bağlayabilecek. İşte bir misafirimiz geldiğinde doğru düzgün bir şeyler ikram edebilecek. Destekler bunlar ne olabilir, ne kadar olabilir? Yani ve bunun örnekleri var. Bütçeler belli. Şimdi belediye, Sivas Belediyesi'nin bu yılki bütçesi 900 milyon. 1 trilyona ramak kalmış. Bunlar devasa bütçeler. Elbette ki devasa da işler yapılıyor. Ama ben de şunu diyorum, veya da biz şunu diyoruz. Basın kuruluşları ayakta kalamazsa bu yapılanlar, edilenler çok gülüp kalır. Pandemi döneminde birçok esnaf işte kepenk kapatmak zorunda kaldı. İşte kantinler, kahveler, işte servisçiler, minibüsçüler. Ne oldu? Belediye, sosyal belediyecilik anlayışı gereğince ne yaptı? Onlara bir belirli desteklerde bulundu. Yani evet. Ama aynı şekilde çünkü esnaf olmadığı için reklam alamıyorsun. Tabii. Her taraf kapalı yani. İşler durmuş, reklam vermiyor. Basına da böyle bir destek verilebilirdi. Yani basın akıllarına gelmedi mesela. Tabii. Kültür her şey etkinlik yapıyor. Belediye etkinlik yapıyor. Bilmem ne yapıyor. O etkinliği duyanlar sadece o etkinliğe, o salona gidenler. Evet. Onun haricinde duyan yok. Şimdi ben eskiden, sen de çok iyi biliyorsun abi, seyrettedeyken vesaire dedim ki Sivas'a hangi sanatçı geldi, kim geldi, ben peşindeydim ve çok röportaj yaparım. Evet. Yani kim geliyorsa Sivas'a mutlaka. Evet. Hatta rahmetli Barış Akarsu'ya birlikte gelmiştik. Biz neler yaptık yani. Ne anılar. Birlikte gitmiştik. Yani bizim benim kavga ettiğim sanatçı da oldu ya, ben 30 bin kişinin önünde Ebru Gündeş'le kavga ettim işte 2006'da 4 Eylül kongre etkinliğinde konserdi. Ben deli miyim yani? Mahallenin delisi ben miyim ki kavga edeyim? Yok, niye? Çünkü orada Sivas'ı. Evet. Çünkü orada vali var, belediye başkanı var, bilmem ne var, ama siz Sivas'ın markalaştırmak istiyorsanız ve bu işi de yapıyorsanız, ben işime sahip çıkıyorsam onu yapacağım abi. Ebru Gündeş beni ilgilendirmiyor ki, kim olursa olsun. Yani makamı, vasfı vesaire ilgilendirmiyor beni. Yeter ki bu şehrin çıkarına şeyler yapılsın ya da ülkenin çıkarına yapılsın. Evet. Yani yayınlıyorsunuz, eyvallah. Ama bir de hep aynı isimler artık dönmeye başladı. Ya ben iki taraf için de söylüyorum. Belediye, valilik, STK'lar dahil olmak üzere. Hani pazartesi gününe 10 Ocak'tan dolayı Sayın Valimizle sabah bir araya geleceğiz kahvaltıda. Muhtemelen konuşacağız. Bilmiyorum, belki programda söylediklerimiz kulağına gider, bize sorar. Ama şu, yani bu kadar etkinliğin sonrasında harcadığınız bütçenin 10'da 2'sini. 5'te 1'ini. 5'te 1'ini abi. Yok. Daha 5'te 1 olursa ihya oluruz. 5'te 1'i ihya eder. Basın ihya eder. Mesela biliyor muyum? Ya 10'da 1 ya. Ya bu kadar mı değersiz buradaki basın? Yani yapmayın yani, medya bu kadar değersiz değil. Yani, özür dilerim. Bir ihya yapabilir miyim? Ama Ayşe hiç konuşmadı ya. Tamam. Sen söyle de ondan sonra. Şurayı söyleyip Kemal abiye şey yapalım, o da Ayşe'ye artık verirse artık. Mesela işte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde 24 Temmuz müydü basın bayramımız? Bir de sürekli şeyler var zaten. 3 tane gün kutluyor. Tamam, şunu diyeceğim. Şimdi yayınlanan kutlama mesajlarına bakıyorsunuz. Gazetecilerin ne kadar cefakar. Ne kadar vefakar. Özgürlüğü. Ne kadar özgürlüğü. Evet. Bir metiyeler. Biz neymişiz be abi? Evet. Biz öyle olduğumuzu biliyoruz. Ama bu yılda işte 2 gün veya 3 gün hatırlanıyor. Ya bunu yaparken de bir anımı da anlatacağım. Oradan bitireceğim. Basın İlan Kurumu Sabri Müdür Çanakkale'de emekli oldu. O da izliyorsa selamlar. Şimdi kutlama mesajı gönderiyorlar. Bizim gazetelerimiz de nezaketinden alıyor işte, diyor ki oda başkanı işte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'yle ilgili yayınladığı mesajında diyor filan. Ya en azından bu günlerde yapmayın. O günlerdeki kutlama mesajlarınızı en azından diyorum ücretli yapın. O da kaleminize yazın gider olarak. Şimdi ne kadar bu işi hani zor koşullarda yaptığımızı zaten mesajlarınızda söylüyorsunuz. Ama destek anlamında hiçbir destek yok. Şu anımda bununla ilgili hemen anlatayım. Bu müdürümüz de, sevgili müdürümüz de mesaj yayınlamıştı. Ben hiçbir zaman yönetici olduğum kurumda kutlama mesajı yayınlamam. Yayınlamam. Bu prensipten dolayı. Kendimle dalga geçirmiş gibi hissediyorum. Onun için yayınlamam.
Aş dedi ki ya Şeref Bey dedi kutlama mesajını gazetede göremedim filan. Ya niçin göreceksin dedim. Niçin yayınlayacağım ben? Ben dedim Bahri Bey'inkini de yayınlamam. Belediye başkanınkini de yayınlamam. Bekirlerinkini de yayınlamam. Aynen izah ettiğim gibi izah ettim. Ben kendimle alay ediliyormuş hissine kapılıyorum dedim. Çünkü ben hakikaten buraya verdiğim emeği biliyorum. Yani çektiğim cefayı biliyorum. Özveriyi biliyorum. Hiçbir destek almayacağım. Bir de senin reklamını yapacağım. Kusura bakma. Yani en azından kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın hiçbir şey yapmıyorlarsa hani dostlar alışverişte görsün misali. En azından sembolik bunu yapsınlar. Basın kuruluşlarına. Teşekkür ederim. Bir de seyredenler yanlış anlamasın. Yani Sivas'taki medya kuruluşlarındaki hiçbir kardeşim asgari ücretin üstünde ücret almıyor. Tabii tabii yani hakikaten çok fedakar. Bir de inşallah parasını zamanında alıyordur bir de. Ya inşallah tabii onlar da ayrı konu başlıkları. Gecikmeyi bilmiyorum yani o konuda ama asgari ücretin üstünde alıyor bizdekiler yani. Sizdekiler mi? Evet. Sizinkiler seçkin insanlardır. Boşluk varsa şartları konuşuruz yani. Boşluk yok çünkü biz Ege'de kazanıp Sivas'ı desteklemeye çalışıyor. İşte yani, onu o, bak o, yani. O da çok önemli ya. Ya evet. Ege'deki belediyeler destekliyor, valilik destekliyor, STK'lar destekliyor. Vardı, aynen STK'lar destekliyor. Yani neyse Ayşe çok sözünü şey biraz habercilikten yok. Konuşalım. Evet. Yani bir hem lisede hem üniversitesinde okumuş biri olarak yani bir haberi yazarken nelere dikkat edersin ya da seni heyecanlandıran haberler hangi tür haberlerde daha çok heyecanlanırsın? Habercilikten biraz bahsedelim. Şöyle habercilik aslında dikkat ettiğim hususlar var. Meslek etiğine yani etik kurallar çerçevesinde haber yazmaya dikkat ediyorum. Bu konuda da çok net bir çizgim var aslında. Yani bazen önüme çok güzel haberler gelebiliyor yazılabilecek şekilde. Ama kaynağına net bir şekilde ulaşamadığım bir haberi asla mesela kaleme almıyorum. Çünkü iki gün sonra, ertesi gün o haber yayınlandıktan sonra insanlar beni arıyorlarsa biliyorum sıkıntılı bir haber. Evet. Ama kanıtım varsa elimde ben her türlü yazarım o haberi. Asla çekmem, onu yazmaktan çekinmem. Ama elimde bir kanıt yoksa ben o haberi yazamam. Sağ olsunlar işte gazetemde yazı işleri müdürüm var Erhan Ceylan. O bu konuda çok destek veriyor bana ve her zaman arkamda duruyor. İstediğim haberi yazıyorum, istemediğimiz zaman o da bunlara bu doğrultuda yaklaşıyor. Haber yazarken doğru olması benim için en önemli olan şey bu. Yani doğru bir haber yazıyor muyum buna bakıyorum. Daha sonra karşımdaki insanlara ne katacak bu yaptığım haber? Yani tamam. Mesela bu mesleğe başladıktan sonra şunu gördüm. Her şeye haber gözüyle bakmaya başlıyorsun. Yolda yürüyen bir insana bile acaba bundan bir haber çıkar mı? Evet. Bir gözüyle bakıyorsun. Güzel yetişmiş. Yetişmiş. Ya öyle oluyor. Mesela yolda yürürken bir insanın bir kıyafeti bile değişikse ya acaba yaşam hikayesinden bir şey çıkar mı? İnsanların yaşam hikayesini merak etmeye başlıyorsun belli bir süre sonra. Yaşam hikayesi haberlerini çok seviyorum. Yani bir insanın kalbine dokunabileceğim, onu istediğini, onun sesini duyurabileceğim, o insana ses olabileceğim haberleri çok seviyorum ve o tarzda haberler yapmayı çok istiyorum. O doğrultuda da ilerliyorum. Bir de baktığım zaman işte Sivas'ın menfaati. Ben bir şey gözüm görüyorsa öncelikle yaşımdan dolayı ben gencim ve ilerisi olacak. Bu hayatın ilerisini yaşayacağım. Ama böyle bir hayatta yaşamak istiyor muyum acaba? Bunu da düşünüyorum. Empati kurarak yapıyorum. Aslında karşımdaki insan bu konuda ne düşünürdü? Bunu da sorguluyorum ve haberlerde kesinlikle kışkırtıcı şeyler yapmamaya çalışıyorum. Bir açıklama varsa bunu o şekilde veririm. Ama kendi gözümün gördüğü bir şey varsa yine de açıklama alırım o konu hakkında. Asla kendi gözümün gördüğünü direkt yazamam ben. Çünkü karşımdaki insanlar bu şekilde düşünmüyorlarsa bile ben kamuoyunu bu şekilde yönlendirebilirim. Ben yönlendirmek istemem. Olanı yansıtayım, insanlar bunu görsünler. Ben bunu istiyorum ve bu gözle bakıyorum. Ama zaten olanı yansıttığın zaman yorumu bu defa okuyucu yapıyor. Kitle yapıyor. O yüzden haber yapıyoruz. Okuyucuya bırakmak istiyor. Tabii okuyucu yapıyor. Okuyucu yapsın. Mesela bir örnek vereceğim. Halde bir haber vardı. İşte esnaflar ikiye bölünmüşler sebze halinin içerisinde. Bir esnafın yanına gittim bir sürü şikayet ediyor. İşte soğuk, üşüyoruz, sebzelerimiz dondu, meyvelerimiz dondu. Başkan sağ olsun burayı yaptı ama üşüyoruz biz burada diyor. Tam halden çıkıyordum bir tane abi dedi ki
gel buraya dedi, sadece onu verme dedi, ben çok memnunum dedi, 20 yıldır dedi bu hal dedi, bu kadar güzel olmadı, ben buraya 20 yıldır esnaflık yapıyorum dedi. Daha sonra dedi ki sen dedi bunu yayınlayamazsın. Abi dedim yayınlarım, seni de yayınlayacağım, seni de yazacağım, onu da yazacağım, ikinizi de yazacağım, çünkü ikinizin de görüşü var benim için burada. Ya bunu yapıyorum işte. Bir görüş varsa ortada, karşı bir görüşü de almaya çalışıyorum kesinlikle. Ama bazen insanlar korkuyorlar, vatandaşlar korkuyorlar, konuşmak istemiyorlar. Aslında konuşsalar çok şey çıkacak altından da konuşmak istemiyorlar. Bunun nedenini hala çözemedim. Sizler i̇şte bilirsiniz bunun işte nedenini. Eskiden işte Cemil mikrofon alırdı, istasyona çıktığı zaman herkes röportaj vermek için esreye girerlerdi. Gelmeyenin başına artık, koşardım ya, hakikaten koşardım. Şimdi 10 kişiye soruyorsun, bir kişi bir açıklama vermiyor. Abi ben orada da şeye bağlıyorum, yine yani bir söyleşi yapan arkadaş bırakmayacak abi, ısrar edecek. Yani şey vardır hani, ben şeyi çok severim. Her ne kadar yaptığı işi severim, yaptığı hareketi değil de Muharrem Sarıkaya'yı bilirsiniz. Evet. Hani şu İHA'dan ses teknisyen arkadaşımıza apargat olarak dalan. Şimdi Muharrem Sarıkaya karşısındaki insandan istediği şeyi alıyor. Soru, ya bizim işimiz bu. Biz soru sorarız. Ama istediğimiz şeyi alacaksak bizim soru sorma çeşitlerimiz vardır. Tabii. Yöntemler var. Abi sağdan gir, soldan gir vesaire. Şimdi orada sen konuşmalar diyorsun ya. Bunu da zamanla öğreneceksin. Ben biraz Ayşe'de şey gördüm. Kulaklar için nasıl Emine konuğu görmeye başladım. Maşallah var. İnşallah böyle evet, devam edersin. İnşallah. Güzel ileride görürüz yani. İnşallah. Teşekkür ederim. Şimdi haber konusu biraz da ben katkıda bulunayım. Müsaade varsa. Şimdi haber hakikaten... Çok özür dilerim. Bu arada cümle ben yaşlıyım diye başla. Çünkü Ayşe ben gencim diye başladı. Estağfurullah. Onu demek istemedim. Şimdi hayatın olduğu her yerde haber vardır. Evet, insanın İstisnasız. Aynen. Yani yaşam varsa haber vardır. Şimdi dün bir tane Gümüşhane'de gazetecilik okuyan arkadaşımızdan işte ödev gazeteciler röportaj yapıyor, şey göndermişler. O sorular arasında da var. Gazetecilik mesleğinin geleceği var diye bir soru var. Ya kıyamet kopana kadar bu mesleğin geleceği var. Sen yeter ki kalemini satma, kiraya verme. Fonlattırma kendini. Evet. Yani hakikaten kamu yararı, halk yararı gözet. Bu mesleğin itibarı da var, onuru da var, geleceği de var. Şimdi haber hakikaten olumsuzu olumluya çevirmene vesile olduğunda buradaki haz, ben mesela ilk başladığımda hep böyle rutin haberlere gönderiyorlardı. Sonrasında biraz daha işi öğrendikçe özel haberlere gitmeye başladım. Özel haberin hazzını aldığımda Kemal abi artık rutine gitmiyor. Evet. Tabii. Çünkü aynı hazzı almıyorum. Olmuyor. Çünkü yani, özel haber bir de sadece sende var. Yani, tabii bir de abi şöyle bir şey, işte bu fincan boş. Ben haberim vesilesiyle doluyorsa, bunun dolmasına bir vesile katkıda bulunuyorsam bu acayip bir haz sağlıyor insanda. Ya muhteşem bir mutluluk. Yani bunun parayla pulla bir izahı yok. Asla. Mümkün değil. Yani habercilik zor. Haberle ilgili bir de şunu söyleyeyim. Yani bizi dinleyen, izleyen büyüklerimize, idarecilerimize de şunu söyleyeyim. Sivas'ta basındaki birçok arkadaş da haber yaparken demin Mine söyledi. Bizim esas birinci önceliğimiz ne bulursak haber adına yazalım değil. Eğer o yazacağımız, gündeme getireceğimiz konu, durum Sivas'a zarar verecekse biz bundan imtina ederiz. Tabii. Kesinlikle de bir satır yazmayız. Evet. Yazmıyoruz, yazmıyoruz. Bunu şöyle düşünmesinler. Ya Sivas basını zayıf. Bunu eğer böyle algılıyorlarsa çok yanlışa düşerler. Burada da bir uyarıda bulunmuş olayım. Hepimizde hangi konular var, neler var işte bu kişiye göre değişir ama yazsak yarın flaş diye geçerler. Evet. Ama bu ne yapar? Sivas'a zarar verir. Bizim birinci önceliğimiz demin Cemil de altını çizdi. Sivas. Sultanşehir Sivas. Ya ben terör haberine gittim 97'de çok uzun. Yani burada belki mesleki olarak belki doğrusunu yapmıyoruz. Belki bizim gazeteci büyüklerimiz bunu duysa siz gazeteciliğe niye böyle şey yapıyorsunuz diyebilirler ama biz Sivas'ta doğduk, Sivas'ta yaşıyoruz, Sivas'ta öleceğiz, Sivas'ta defnedileceğiz. Bizim çocuklarımız da burada. O yüzden eğer ayrımcılıksa Sivas ayrımcılığımız var. Sivas bizim bir yerde kutsalımız. Yani şöyle artı olarak gelelim. Şimdi şehirde bir kültür var. Biz bu kültürü çok yansıttık. Ben Türkiye'de iki tane il kültür müdürüyle kavga ettim abi. İki tane il kültür müdürüyle. Bir tanesi kulaklar için nasıl Sivas'ta Kadir Püllü.
Çünkü kaynak istedim. Ki Kadirpül de çok naif bir büyüğümüz. Aynen öyle yani. Ama vermedi. Kaynağı işte Demirbaş bilmem. Çünkü Sivas'ı başka taraflardan anlatmak lazım. Derdim dökümanla sürekli belgeseller yapıp. Çünkü biz yani uydu da yayın yapıyoruz. İstanbul'daki Sivas'ı seyrettiği zaman hakikaten burnun direği sızlıyor. Yani öyle kolay değil yani Sivas'ın dışında yaşamak. Ben yıllarca yaşadım. Bir de Gaziantep'te abi. Gaziantep Kültür Müdürlüğü'yle kavga ettim. Dedi ki ya her zaman kanallar geliyor. Abi yine gelsin. Senin şehrine katkı sağlayın. Şimdi şunu ne olur yapmasınlar. Bildiğimiz çok şey var. Bir şeref de söyleyeyim. Bildiğimiz çok şey var. Ayşe ne diyor? Kaynağı olmayan şeyi yapmayız. Bizim kaynağımız var. Hepimizin kaynağı var. Somut ortaya koyacağımız şey. Bir konuşursak var ya kıyamet kopar demiyoruz. Şehrin çıkarı hakikaten çok önemli. Ne gerektiriyorsa biz oradayız. Pozitif ayrımcılık yapıyoruz şehrin noktasında. Ya bizim kadar ne olur şehri düşünün. Bakın biz bu şehri markalaştırmaya çalışıyoruz. Siz de marka haline getirmeye çalışıyoruz. Şehirde evet bir kültür var ama hani iki gün sonra Sivas'a ağır sanayi gelecekse burada Mustafa Eken varken de konuştuk. Ağır sanayi gelecek ama Sivas o kültüre hazır mı? O kültür yok. Yetişmesi lazım. Ya yıllardan beri bu şehirde televizyonlar var, radyolar var, gazeteler var. Bir türlü bizim, ben burada Salih Bey'i ayrı tutuyorum. Diğerleri kusura bakmasın. Ama hala o kültür oturmamış. Yani kimse bize az laf, çok iş diyerek bizi geçiştirmez. Tamam, az laf, çok iş ama medya bunu duyurmazsa siz kendi sosyal medya hesabınızdan duyursanız da hakikaten esamesi okunur. Ya Cemil'ciğim şöyle bak. Şöyle. Ben şu, sert konuşuyoruz. Yanlış anlaşılmaz ama. Şuraya bir yapacak şey. Bir şey. Ama şuraya artık dikkat şöyle bir parantez açmak lazım. Ya velev ki de kendi şeyinde sosyal medyanda istediğin oranda da duyuruyorsun. Ben tamam burası önemli. Senin söylediğin önemli ama öyle olsa bile bizi idare eden yöneticilerimizin basına sahip çıkmak gibi bir mükellefiyeti var. Olay sadece bu değil. Yani ben sosyal medyamda açıyorum, atıyorum işte 10 bin izleniyorsa kafidir. Ölçü bu değil. Değil evet. Ölçü aynı zamanda görev ihlali yapmamak, basına sahip çıkmak görevleri. Şimdi yok eğer öyle olmasa zaten devlet ilan hakkı vermez yerel basını destekleme adı altında. Basını desteklemek bizim idarecilerimizin, büyüklerimizin, seçtiklerimizin aynı zamanda mevcut görevlerinin artı bir görevleri. Geçen gün sağ olsun Hilmi Bey dedi ki iyi ki varsın Eren filmini basın mecburiyle beraber seyredelim. Ailelerimizle gittik. Seyrettik. O filmin başlangıcında sponsorlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ydı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi bir filmde sponsor oluyor. Burada sen gitsen olurlar mı olmazlar. Ya işte bu da yanlış oluyor Kemal olmaz, abi. Olmaz. Hata oluyor. İşte bunu söylüyoruz. Oluyor. Fakat biraz daha söyledim miydi? Farklı biraz önce Cemil. Geçtim ya. Çıkarım var diye hala alamadım. Acaba buradan bir çıkarım var da bundan dolayı mı eleştiriyorsun? Ya varsa da çıkacak diyecek ki kardeşim ha şu belgem sen bu ihaleyi getirdin alamadın. Yalancısın. Yalan yazıyorsun diyecek. Ya bu şimdi bir şey yazılır da bu haberde kanun niteliğinde bir şeydir. Bir şeyi yazdık. Eğer karşı haberin muhatabından bir yalanlama gelmiyorsa bu doğru kabul edilir. Aynen öyle. Doğru esasındadır. Ama buna o şekilde bakmıyorlar abi. Bakmaları bir şey değiştirmez. Şu şekilde mesela işte bir haber yapılıyor. Evet aslında bu doğru. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama doğru olmadığı söyleniyor bize o haberin. Peki o zaman açıklama alalım bu konuyla ilgili. Hayır. İşte ne gerek var? O zaman o haber doğru hükmündedir. Ya onların şaşı bakıyor olması benim doğru bakışımı değiştirmez. Aynen yani o haberi belgeleriyle, bilgileriyle yalanlamadığı sürece muhatapları kurum veya da o haber doğru niteliğindedir. Öyle nitelendirilir. İnan o haberi girdin dakika muhatabı da biliyor ki o haber doğru. Çünkü sana açıklama yaparsa bu defa sen soru soracaksın. Senin soru sormanı engellemenin en güzel yolu bu haber. Ama işte bu halının altına süpürmek olur. Evet. Bir süpürürsün, iki süpürürsün halıda yer kalmaz. Ki ben söylüyorum hani açıklama alalım tekrar. Madem haberde bir hata var. Biz kurumlarda da bak mesela çok yaşıyorsunuzdur açıklama almakta değil mi? Öyle bir şeyler yaşıyor musunuz? Ya illaki oluyor. Mesleğin kronik sorunlarındandır. İllaki oluyor. Yani bir çok güzel bir haber var. Sivas'ı da ilgilendiriyor. Ve bu bir şekilde benim kulağıma gelmiş. Bana birisi bunu söylemiş. Ha. Sağlam da yerden gelmiş. Aslında doğru yani. Bilgi doğru. Bunu biliyorum. Ama teyit etmem gerekiyor. Teyit etmeden ben bunu habere yazamam.
İşte sadece, gazeteci sorumludur aynı zamanda. Bu sorumluluk gazetecilik örneği. Çünkü kamuoyunu yönlendireceksin. Sen bu yazdığınla kamuoyuna bir bilgi vereceksin. Senin yazdığın o haber senin sonun da olabilir. Teyit etmeden yazdıktan sonra haberi. Arıyorum, diyorum ki böyle böyle bir olay varmış. Benim bunu ulaşmam gerekiyor. Yok. İşte olmaz. Ya bunu sadece şey değil, kamu kurumları değil. Bunu odalar da yapıyor aslında baktığımız zaman. Yani her odayı değil tabii ki. Hepsini söylemiyorum ama. Doğru bilgiye ulaşmana engel oluyorlar. Engel oluyorlar. Ya biliyorum bazı şeylere zam gelecek. İşte bu Sivas'ın yararına bir durum değil, zararına değil bir durum. Değil tabii ki. Yani bazı şeylere zam gelecek ve ben bunu duyuyorum. Biliyorum gelecek, bunu ikimiz de biliyoruz geleceğini. Arıyorum, soruyorum, diyorum ki böyle böyle bir durum varmış. Zam gelecekmiş. Sizin bilginiz var mı başkanım, diyorum mesela. Üslupsuz bir şekilde telefonu kapatıyor. Ya işte demin Cemil bir nebze değindi. Eski alışkanlıklar, üslup. Ya internet çağındayız. Yani iletişim çağındayız. Sen bunu vermeyerek, söylemeyerek ne kadar gizli tutabileceğini zannediyorsun? Ya çok özür dilerim de bak. Kendimizden örnek vereyim. Biz birkaç gün önce belediye meclisindeki bir mesajlaşmadan, gruba atılan şeyden onun haberini yaptık. O mesajın silinme süresi 3 dakika. Ama bana gelme süresi mesaj atıldıktan sonra 1 dakika. Ben bunu haber yaparım. O zaman çıkacak sonuç diyecek ki bu yalandır. Belgem var. Ha. Yani siz siyasi olarak seçilmişlerden bahsediyorum. STK'lar dahil olmak üzere. Bir plan yapıyorsunuz ama hakikaten medyayı burada unutuyorsunuz. Ama yani, geçen gün Ulaş Bey'le bir araya geldik biliyorsun. Sevgili başkanımız dedi ki Yılmaz Bey, çok da severiz CHP'nin il başkanı. Cemil Bey dedi hiç gelmiyorsun dedi. Ben dedim ki sayın başkanım biz de siz siyasetçiler gibiyiz. Seçim döneminden seçim dönemine. Çünkü seçim döneminde evet biz para alıyoruz. Ya da siz geliyorsunuz para vermek için. Gelmeyin o zaman. O zaman gelmeyin. Ben o parayı kazanmayayım. Gelmeyin. Bana iş yaptığınız zaman lazımsınız. İş yapıyorsanız, ben bunu soruyorsam, sizin işinizi tanıtıyorsam, bu sizin lehinize, bunu bir türlü yakalayamıyorlar. Şimdi bu yanlış anlaşılmaya müsait bir çıkış oldu şöyle. Biz şimdi CHP'nin veya da işte MHP'nin veya da partinin veya da Gelecek Partisi'nin neyse herhangi bir siyasi partinin haberini sadece seçim dönemi yapmıyoruz ki. İşte onu diyemezsin. CHP'nin de haberi var. Bugün için söylüyorum. Tabii, bakılabilir yani. Gelecek Partisi'nin de haberi var. İl başkanların nezdinde söylüyorum. Yani şimdi böyle olunca sanki hani gazeteciler sadece siyasetlerle veya gündemle sadece seçim dönemi iştigal ediyormuş gibi bir şey çıkabilir. Öyle bir şey yok. Biz her gün, her dakika, her saat hem siyasetçilerimizle, hem bürokratlarımızla, hem seçilmişlerimizle onların sesini duyurmaya, sezlenişlerini duyurmaya, eleştirilerini duyurmaya gayret ediyoruz. Bunun için canhıraş mücadele ediyoruz. Ve sadece tek ricamız şu, basına sahip çıkın. Bu kadar. Çok bir şey istemiyoruz. Hakikaten bir de bizim şey de yok yani, mesai mefhumumuz da yok. Bir haber yapıyorsunuz, bir bakıyorsun, akşam oturmuşsun, tam yemek yiyeceksin, vekilin biri arıyor. Ya işte bak, bir tane örnek aklıma getirdim. Bizim Yasin diye, Yasin Nergis diye değil mi? Hala hazırda da burada çalışan bir arkadaşımız var, haberci. Çok geceleri yatağından kaldırıp habere gönderdik, aynen, kazaya gönderdik. Habere giderken kaza yaptı. Yani ya bu gazetecilik hakikaten haberci. Ya ben evlendim, benim düğünüm haberdi biliyor musun? Kardeş ya, o kadar kalıksanmışız ya. Yani bu hakikaten çok ciddi emekler veriliyor. Yani bu emeklere sahip çıkılsın. Biz kendimiz yani için de demiyoruz abi. Ya biz geldik gidiyoruz abi. Aynen öyle. Yani bizim için yaptığımız işin bedeli yok. Evet. Hakikaten bedeli yok ama bedel beklentimiz yok. Ama bak Ayşe Genç. Burası bunu kardeşlerimize düşüyor. Yani bunlara ya sahip çıkın en azından. Evini geçindireceği, hakikaten meslek olarak tutunacağı Ayşe, bir şey olacak. Bir tık şanslı yani. Belki Ayşe gibi yine çok istekli, çok gayretli, çok çalışkan arkadaşlar var ama girecek bir kapı bulamıyorlar belki. Maalesef. Maddi imkanlar olmadığı için. Tabii tabii, o çok büyük. İşte bizim Sivas Gazetesi belki imkan olsa bir iki kişi daha çalıştıracak belki yanında Ayşe. Evet. Belki gazetesine özel haber sayısını artıracak, kalitesini artıracak. Abi gazetelerin ya da Sivas'taki medyanın kalitesinin artması şehrin kalitesini artıracak dolaylı olarak. Tabii. Bunlardan dolayı değiller. Basının işte bu sektörün yaşaması için destek olunması gerekir. Kesinlikle, yani. Kesinlikle.
Kesinlikle. 5 saat 2 dakika. Bilmiyorum programın süresi. Nalemde ama hakikaten durum bu. Programın süresini zaten sonuna geldik. Bak tam zamanda. Allah nasıl geçti anlamadım. Evet. Daha da konuşulacak mesleki anlamda ne kadar çok, çok sıkıntımız var, sorunumuz var. Yani gazetecilerin hakikaten sahibi yok. Olacak çalışan gazeteciler günü böyle bir mesajlarınız da onlarla. O zaman ben bir şey yapayım, sözü almışken, saz almışken hemen şey yapayım. Hakikaten gazeteciler çok zor durumda. Yani bu en altta çalışandan imtiyaz sahibine kadar, medya patronuna kadar. İşte deminden beri onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani patronlar var. Çok kısa şeyle değinebilirsiniz. Tabii. Yani bir cidden bu mesleğin içinde olan, bunun cefasını çeken, işte bunun zorluğunu yaşayan, gece gündüz habere koşan, bir de bu sektörden geçinenler olabilir. Bir kısaca da bundan da değinerek. Geçinen derken başka yerden gelir olmayan mı? Yani daha fazla itibar gören, yani bu meslekte uğraşmayan ama. Ya şimdi şöyle, evet, kısmı anladım. Devamını anlamadım. Yok. O zaman sana hatırlatayım. Hatırlatayım o zaman. Sen başla. Uğur'un kulaklarını çınlatmış olalım. O hep Ocak gazeteciler günü gelince böyle bir sistemli bir yazı paylaşmış oluyor. Onun o serzenişine biraz destek olmuş olalım. O zaman şöyle, ben anladığım kadarıyla cevap vereyim. Ya benim karpuz tezgahım varken ben geleyim, tamam, oturayım. Ben de şu kısmını anladım zaten. Işte. Tamam, ben de o kısmını anladım, orayı anlatacaktım. Buraya da maalesef işte yine bizim medya patronları, gazete sahipleri, ne bileyim, bunlar cevaz veriyor. Cemil'in dediği gibi adam işte karpuz tezgahı var, hasbelkader bir köşe yazısı yazmış, ben gazeteciyim diyor. Hasbelkader bir program sunmuş veya eline bir mikrofon almış, sokak röportajı yapmış. Ben gazeteciyim diyor. Ya gazetecilik bu kadar ucuz bir meslek mi? Biz yıllarımızı verdik, hala kendimize gazeteciyiz derken işten işe de bir muhasebe yapıyoruz. Evet. Yani bu iş hakikaten bedeli ağır bir iş. Her insanın yapabileceği, her insanın elinin altına sokabileceği bir iş değil. Bu gazetecilik bu kadar ucuz değil. Buradan o medya sahiplerine, gazete sahiplerine de sesleniyorum. Her önünüze gelene köşe yazdırmayın. Her insana gazeteci sıfatı önüne eklemeyin. Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bu işe varını, yoğunu, yani bila bedelsiz koyan insanlara çok büyük haksızlık yapıyorsunuz. Evet. Şevkini kırıyorsunuz. Ayşegül'e. Tabii. Yani o yüzden bunlar çok dikkat edilmesi gereken hususlar, sonrasında da çok tatsız olaylar çıkabiliyor. Cemil, sen de bir şeye değinebilirsin. Haber çalma olayı. Abi yani ben işte, yönlendirme haber yapıyorum. Hayır. Şimdi mesela Ayşe diyor ki işte gittim bir haberi araştırdım. Onu yaptım. Kaynak o. Ama bir bakıyorsun başka bir sitede sanki kendisi yapmış gibi. Abi şöyle bak, bu haberin, ya daha doğrusu bu mesleğin himni kısmı her zaman oldu, olacaktı. Tabii. Emeğe saygı da olması lazım. Bak şimdi, yani. Emeğe saygı, eyvallah. Ama ya aynı yere gitmiş olabilirsin ya da aynı kaynak hem sana hem ötekine söylemiş olabilir. Onu bilmiyoruz. Şimdi ben bilinmeyen yönü olduğu için ona çok şey bakmıyorum. Ama ya koşturup gitmişsin. Senden başka kimse bilmiyor. Buna eminiz. O zaman çalana gideceksin. Evet. Ki, niye yaptın arkadaşlar? Bir bununla ilgili ufacık bir anım anlatabilirim. Senin bu kadar anım var ya. Abi çok. Daha asker kendisi. Abi Allah tatlı. Abi. Nezat orada saçları yoluyor. Yok zaten. Kaybedecek bir şey yok. Şimdi abi vakti zamanında bir televizyon kanalının haber merkezi benim haberleri kopyala yapıştır kullanıyor. Bir açtım uyardım. Ya dediler ki ya çok elemanımız yok filan. Dedim tamam eyvallah. Sıkıntı yok, kullanın o zaman. Bunlar da para vermediği için eleman yok. Çifte minarenin restorasyonuyla ilgili bir haber yaptım. Adam metni kullanıyor tamam. Meydana gidip çekmemiş çifte minareyi, fotoğrafa girmiş. Fotoğraftan ekranda görüntü. Ve bunu görünce dedim yuh, bu kadar olmaz. Yani zaten tamam öbürüne. Abi bir fotoğraf çekti. Ya git bir iki dakika görüntü al. Ya ben dedim ki bundan sonra bir satırımı kullanın mahkemeye verdim. Yani bu kadar olmaz. Ya da şey yap ya işte Şeref Gülmez'in haberine göre. Ben gene tepki veririm. Biz o fotoğraf o, çekilir mi? Biz onu yapmıyoruz. Mesela Sivas medyasında eleştireceğim şeylerden bir tanesi adı bu olsun. Ben bir haber yaptıysam bu haber sadece benimmiş gibi davranıyoruz. Özelse evet. Ya hayır özellik. Umumla ilgili. Sivas. Hmm. Ya
ya sen de sahip çık, öteki de sahip çıksın. Yani Ege TV desin ki mesela haber... Ama kaynak göstersin. Evet. Şimdi desin, haber gittim diyor, haber yaptım diyor. Yani burada bakış açısındaki o haberi haber yapıyorsa kaynak göster. Aynen öyle. Desin ki mesela Ege TV, Kanal 58'in yaptığı habere göre. Kanal 58 desin ki Sivas TV'nin yaptığı habere göre, ya da şimdi Vizyon ya da Vizyon 58'in yaptığı habere göre. Bu ne biliyor musunuz abi? Aslında tamam, bu yapılabilir mi? Biz kullanılan bir tekniktir. Biz birbirimizi de markalaştırmalıyız. Hep ben marka olayım ne gidersek olmaz. Doğru. Biraz da doğru bakış açısı. Ama iyi doğru bakış açısı. Açısı. Yok, güzel yani. Gözlük işe yarıyor. Çok evet. Güzel. Ben son şey söyledim. Ayşe kusura bakma. Şeref çok doğru söylüyor. Herkes gazeteciyim diye gelmesin. Evet. Ben 30 yıldır tiyatro yapıyorum. Yani dizilerde oynayan birçok kardeşimle beraber oynadım, yönettim vesaire. İlkokulda ben de koyun kuzu oynamıştım. Ben de oyuncuyum da olmuyor. Evet, devlet tiyatrosunda kardeşlerim ne kadar sıkıntı yaşadığını biliyorum. Saatlerce prova yapıyorduk. Yani herkes çıkıp gazeteciyim demesin. Meslekte 25 yılımı tamamladım. Basın kartım yok. Sarı basın kartım yok. Sen 30 yıl tamamladın abi. Sen de 15 yıl tamamladın. Ayşe taze. Buna bir şey yok. Buna rağmen hakikaten Ayşe'nin o cümlesi benim çok hoşuma gitti. Aynı şeyi düşünüyorum. Ben çıkıp gazeteciyim diyemiyorum. Ama bazıları... Ben hiç demedim. Bugüne kadar demedim. Yani. Abi bazıları... Ya çünkü bu ağır bir şey. Yani evet. Gazeteciyim diyorsan bunun hakkını, karşılığını veriyor olmam lazım. Evet. Ve gazeteci her şeyi de bilecek. Her konuda evet. Bilgisi olmak zorunda. Doğru. Bu bir zorunluluk. Ciddi bir entelektüel olmak zorunda. Aynen öyle. Tıptan iyi kötü anlayacak. Ameliyata girmesine gerek yok. Gerekir. Evet. Evet, spordan bilecek bak. Öğrenmesine gerek yok. Bilecek abi. Ekonomi bilecek, tarih bilecek, ekonomi bilecek. Çünkü karşındaki kişiyle ne zaman ne konuşacağın belli değil. Milli Eğitim Bakanı kaldı, geldi, neyi konuşacağız? Bizden yalan söyleyelim, Danıştay'ın raporu var diye. Onu mu konuşacağız? Bu konuda sana bir katkı yapacağım, daha da konuşmayacağım. Tamam, hadi. Şimdi yaygın medyada çalışanlar abi branş biliyorsun. Tabii. İşte parlamento, muhabere aynı, adliyesi aynı, değil mi? Sporu ayrı. Bizde yerelde çalışan insanlar burada da bence o insanlardan yani emek anlamında daha yoğun. Çünkü biz hem spora bakıyoruz, hem ekonomiye bakıyoruz, hem işte belediye meclise, özel idare meclise falan gibi. Her şeye. Sanattan çünkü spora, kültürden siyasete her şeyde olmak zorunda. Aslında şeyim ya bir dakika. Öyle birinci sınıftan beşinci sınıfa hep aynı sınıftasındır ya. Bir dakika. Şimdi değerli il yöneticilerimizin medyaya destek vermemesi acaba bizim daha entelektüel kişi olma noktasında yetişmemiz için mi? Abi zaten yetiştik. Oldu ya. Yani. Yetişenler için diye. Yetişenler için destek verelim. Yani biz hadi kendi çabalarımızla olmaya çalıştık. Medya çok değişiyor. Yetişenler için. Televizyonu var, interneti var. Çok özür dilerim abi. Sosyal medyası var. İnsanlar çok güzel manipüle edilebiliyor. Evet. Çok sıkıntılı bakmayın. Dönemlerden geçiyoruz ekonomik olarak da. Medya biraz daha uyanık olsun. Çünkü biz her şeye de atlamıyoruz. Atlamadığımız için de yaptığımız haberin doğru olduğunu muhatabı da biliyor, okuyan da biliyor, yazan da biliyor. Ben tüm gazeteci kardeşlerimin, televizyoncu kardeşlerimin gününü kutluyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşürüz. Evet Ayşe, inşallah. Sendeyiz. Seninle başladık, seninle bitirmiş olacağız. Ben öncelikle meslektaş açısından okuldaki arkadaşlarıma birkaç bir şey söylemek istiyorum son cümle olarak. Evet. Çalışsınlar. Yani bizden bir şey olmayacak, biz bir şey yapmayacağız diye düşünmesinler. Çünkü insan istediği zaman başaramayacağı hiçbir şey olmuyor. Evet. Eğer bu mesleği de yapacaklarsa gerçekten severek yapmak zorundalar. Yani hiçbir şeye söylenmeden işte yoruldum dememeleri gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. Onun haricinde de Sivas'ta basın hayatına yani gazetecilik, muhabirlik yapmaya başladığımdan beri çok destek olanlar oldu. Arkamda bir sürü abim var, yol göstermeye çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ederim. Ve gerçekten emeğiyle, hakkıyla bu mesleği yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Üçünüze de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ben de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bütün arkadaşlarımın günü kutlu olsun diyorum. Yine ki çok önemli bir şey söylüyorum. Gazeteci çalışan çalışmayan diye de olmaz. Gazeteci gazetecidir hakikaten. Çalışan kısmı şurada. Dedim ya yasal haklara kavuşması mihvalinde. O zaman 24 Temmuz'da tabii basın bayramı. Genel. Evet. Peki tamam özür dilerim. Çalışan gazeteciler, yatan gazeteciler. Yani gazeteciler. Çok şekilde günlerimiz var yani. Yine dediğim gibi ahirete intikal eden basın şehidi kardeşlerimizin de mekanı cennet olsun diyorum.
Haftaya başka bir konuda, başka bir konukla tekrar görüşmek ümidiyle. Hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar. Hoşçakalın.